Ah be yarenim, ah be yarenim. Senin dünden beri canın acıyor da niye söylemiyorsun be kızım? Ne bileyim oğlum, herhalde acının şokuna mı girdim? Artık ne yaptım bilmiyorum. Adamlardan kaçarken ağaca mı sürttüysem artık bilmiyorum. Ah ben sana kıyamayalar. Var ya, ama yazın bunu bir yere. O Firuza bunun hesabını soracağım. Kuzen yaz sana onu bir yere. Hı, iyi, ateşi de düşmüş. Düştü, düştü. Yazdım kuzen. Abi be, çok şükür atlattık bunu da, şaka bir yana. Abi evet de adam resmen dalga geçti bizle ya. Kaptana da Yaren'e de yaptıklarının hesabını bir bir verecek. 1 milyon var mı be abi? Var ulan. Var. Şerefsiz. Bak bak, unutmamış da bizim en büyük geyimizi. 1 milyonun var mı be abi? Onu da böyle şaka olsun diye billboardlara asmış. Allah Allah. Ya abi peki bu Firuz denen adam bizden ne istiyor Allah aşkına? Yani babamı içeri attıran da o. E parayı da topluyoruz. Daha ne istiyor ki? Başka iş yapmayacağız dedik ya. Bu Firuz parayı kaybedince delirdi, adam taktı peşime. Kaptan da beni Yunanistan'a kaçırdı, döndü bozdu. Yerimi soruyorlar, satmıyor beni kaptan. Firuz da kaybettiği parayı almak için senet çakıyor kaptana. Ki duyup da gelesin. Gözdağı vermek istedi. Kendileri böyle psikolojik işkenceden haz alır. Mahkemede işin kaldı ya abi işte, geri döndüm diyor. Abi yani peki biz bu nevizadecilik oyununu bir şekilde buraya kadar kimseye çaktırmadan getirdik. Şimdi tam hadi mahkemeden de kurtulduk, mahalleden tüyüyoruz derken başımıza bir iş çıkmasın. İzin vermeyeceğiz babacığım. Hadi Allah Allah. Toplayacağız o parayı, ondan sonra o bizden korkacak. Ben bu kızcağızın yaralarının hesabını ondan soracağım. Şunu parantez içine alsana. Şu tezgah bir bitsin. Kendi ellerimle bulacağım o şerefsizi. Yaptıkları yanına kar kalmayacak. Millet, mahkeme için son 3 gün. İyice konsantre olun, tamam mı? Bu 3 günde son işimizi yapıp paramızı toplayacağız. Abi en az 100 bin lira toplamamız lazım. Evet ya, o kadar telaş eden. Unuttuk, 3 günümüz kaldı bizim. Toplamamız lazım artık parayı. Abi peki var mı böyle yeni bir tezgah? Nevzadeler, son işimizi yapıyoruz. Yalnız bu biraz deli bir iş olacak. Bahadır, gönder babacığım. Abi, Hürberk Alagöz. Tam bir hain evlat. Ya babasının mal varlığına konabilmek için araya adam sokup babasıyla ilgili akıl sağlığı yerinde değildir raporu çıkarmış. Bu sayede adam şu anda akıl hastanesinde. Tüh! Allah belasını versin. Senin yaran var, sinirlenme. Tüh! Allah bin belasını versin. Peki abi bu deli raporu işi nasıl oluyor? Bunun hukuktaki adı kısıtlılık kararı. Yani adam araya adam sokup bu karar çıkartmış işte. Babasının velayetini de üstüne almış. Yani babası günlerce ben deli değilim dese de kimse inanmamış. Adam akıl hastanesinde çaresizce yatarken oğlu zevkte sefada. Kanunlar da Hürberk'in yanında tabii. Adam o kadar rahat ki şu anda. Ya şimdi kanunlardan dem vuracağım da hiç girmiyorum. Boş ver, aynen hiç girme oraya. Abi bu sefer bayağı bayağı böyle ilk günkü enerjiyle soruyorum bak. Abi plan nedir, ne yapıyoruz? Madem bu şerefsiz babasını deli diye içeri tıktırdı, delilik nasıl bir şeymiş gösterelim bakalım. Benimle sayar mısın? Saysana benimle. 3, 2, 1 çok delireceğiz. Canım benim, sen şey yapma. Tamam. Alo. Evet, restorandayım. Tamam, orada bekle, geliyorum. Kamera bu. Yapacakları soygunu A'dan Z'ye kaydetmeni istiyor Firuz Bey. İzleyen herkes karnevirme ekibinin hırsız olduğunu anlamadı. Becerebilecek misin? Merak etmesin. Yeter ki istediğimi yapsın. Karşına alacaksın, merak etme. İş sende. Çaylar geldi. Yaşa Zeynep. Kuzen senden birkaç alıntı daha yazdım. Bunları inşallah gelecek jenerasyonlara aktaracağız bir ara. Abicim konuya gelelim, ne yapıyoruz şimdi? Nereden başlayacağız? Klinik işi sende. Yarın sabaha kadar halletmen lazım. Tamam abi. Bu Hürberk'i akıl hastası olduğuna ikna ettiğimiz gün, yani yarın finali klinikte yapıyoruz. O zaman bizim adamı deli olduğuna inandırmamız için bir günümüz var. Sana ne oluyor? Sen hastasın, sen dinlenmen lazım. Yok artık, ne demek sen hastasın, dinlen. Ay yani ben son tezgaha katılmayacağım mı? Kando abi. Tamam ama kendini fazla yorma. Tamam abi, küçük küçük. Tamam, şimdi beyler, Yaren burada dinlenirken biz de gidiyoruz, hadi. Ben Yaren'le kalabilirim. Yok. Yani yok, gerek yok, ben kalırım. Aman canım, sen sonra kaçıttırıyorsun. Bir planımız var mı bizim bu adamı delirtmek için?
Bahadır. Delilik bizim işimiz. Çünkü... Ben hala deliyim. Hala sevdalı. Beyler, goy goy dozaj. Peki abi, bu sevda bir anda bitebilir mi? Gerçekler yalana dönebilir mi? Benim harika bir delilik fikrim var. Bakın anlatıyorum şimdi. Vay be, öpeceğim. Helal olsun kuzen, vallahi son zamanlarda duyduğum en güzel plan. Kardeşleri, vallahi benimki diye söylemiyorum. Kafası acayip basar böyle tezgah işlerine. Yani var ya, tutarsa efsane bir tezgah olacak. Yani biraz deneysel bir plan ama göreceğiz artık bakalım. E hadi ne bekliyoruz, ha? İyi abi, ben o zaman Tuncay'la klinik işini hallediyorum. Biraz başım ağrıyacak ama olsun. Hadi kardeşim, bu çıkalım abiciğim, hadi. Bana bak, sende bir şey olursa haber ver. Doktora götüreyim, hastaneye çağırayım mı sana? Ay abartma oğlum, kız kardeşimle oturacağız işte. Tamam, kızlar bana bakın. Bunu kaçırttırmayın bu defa, tamam? Ben yerden ne olacağım, sen de dikkatli ol, tamam mı? Olurum, olurum. Siz de kapınızı kilitleyin, güzel güzel oturun burada, tamam? Tamam. Ferdi, Atkın'ı unutma. Dışarısı çok soğuk. Ferdi, hadi oğlum, seni de atalım bir yere. Geliyorum abi, geliyorum. Ben kendim gideyim de yolunuz ters olmasın. Soğukmuş. Sana ne ya? Sen bunu oyunculuyorsun değil mi? Şişt, beni dinle, beni dinle. Kızım siz sözlendiniz Ferdi ile artık yani. Sonuç olarak ilişkiniz başka bir boyuta geçti. Anlatabiliyor muyum? Şuna konsantre ol, öpüşmeden sözleşen ilk çiftsiniz aşkım. Yani şimdi eğri oturalım, doğru şey yapalım. Siz Ceyhun'la bile öpüşmüşsünüz ya. Yani orası öyle de. Ya baksana Yaren ya, yüzüğü çıkarmış. Kızlar, ben çıkıyorum. Nereye? Biraz hava alayım, iş bakayım. Tamam, kaybolma hadi. Tamam, hadi görüşürüz. Kızım, emniyet olsun diye çıkarmıştır. Bunun şehri bana var, Ceyhun'u var. Yani iyi de insan çıkarır bir cebine falan koyar. Orada koymuş öyle tezgahın üstüne. Of, neyse ya. Yarın bir şey söyleyeceğim, ben bu kızı hiç sevmedim. Allah sevme onu bilmem de kıskanma, gerek yok. Hiç de kıskanmıyorum. Niye kıskanayım? Of. Sen onu bunu boş ver. Senin elinde şu an acayip büyük bir koz var, tamam mı? Sen gideceksin Ferdi'ye. Diyeceksin ki, biz diyeceksin, bu sözü diyeceksin, ne biçim diyeceksin. Emeklerle, önemlerle yaptık. Böyle ne kadar hayatımızdan vere vere diyeceksin. Bu sözü gerçekleştirdik. Sen diyeceksin, bu yüzü diyeceksin. Böyle paçavralar gibi komodinlerin üzerine attın diyeceksin. Bu işler böyle olmaz diyeceksin. Hayatım tatlı tatlı yürüyeceksin ya. Ah, Yaren'le yardır hayata ya. Acık benden, acık feyiz almanız gerekli. Tamam, feyiz alacağım. Şimdi arayacağım hemen. Hı. Tatlı tatlı aşkım, koz sen de. Ferdi, iyi misin ya? İyiyim, iyiyim. Bir şey olmadı herhalde. Oğlum aşk ne lan? Sevgili mi yaptı? Ya ne aşkı versen? Oğlum yeme beni işte, aşk diye kaydetmişsin. Söyle bak, açarım ha. Aç. Ya ne yapıyorsun Ceyhun? Ver şu telefonu. Cık, aşk olsun ha. Bizden saklıyorsun ha. Derya da hiç söyleyeyim. Selam Ceyhun. Ne haber Ceyhun? İyiyim, sen? İyi ya, ne olsun. Vay be Ferdi, demek öyle. Önemli bir şey konuşmuyordunuz değil mi? Bölmedin. Yok, garip garip şeyler konuşuyorduk. Hadi kaçıyorum ben. Yok, bir dakika ya. Ferdi bir sevgili yapmış da onu söylemiyor. Sen biliyor musun kim bu kız? Sen bizim mahalleden falan mı? Benim. Ha sen o yüzden eve
Derya dükkanda mı? Evet, evet dükkanda. Tamam. Oldu o zaman. Görüşürüz. Bir ara kutlayalım bunu. Çifte kumrular, tamam. Hadi. Zeynep. Ne yaptın sen? Derya. Sezgin geldi. Bırak ben hallederim. Hoş geldin. Çok güzelsin. Gerçi kolyemiz yine ortalarda yok ama zaten yüzük de yok. Aa, ama Ceyhun biliyorsun bunlar böyle her zaman takılacak şeyler değil ya. Doğru. O yüzden. Doğru. Ne haber? İyi. İyi. Böyle bir seni görmek istedim. Gerçi iyi yapmışım ha. Baskın basanındır. Anlamadım. Sen niye söylemiyorsun bana bu Ferdi ile Zeynep'in beraber olduğunu? Ferdi ile Zeynep? Evet. Az evvel karşılaştım. Böyle Zeynep geldi, Ferdi'nin koluna girdi falan. Böyle el ele kol kola. Gerçi çok yakışıyorlar şimdi. Zeynep, ne yaptın sen ya? Sevgiliyiz ne demek ya? Biz nasıl açıklayacağız bunu? Ne deseydim, sevgilisi Derya mı deseydim? Sizi korumak için yaptım ben. Sen bana sahip çıktın, herkes bana çok iyi davranıyor. Benim de bir faydam olsun istedim. Ya Zeynep eyvallah, iyi güzel de. Böyle büyük bir şey yapmaya ne gerek var? Mahalleye şimdi gidecek, herkese söyleyecek bu adam. Tamam ya. Bu kadar ağrına gittiyse bir iki gün sevgili gibi takılır. Sonra da kavga ettik, ayrıldık dersin. Zaten beni hayatından defetmeye alışıksın sen. Ya Zeynep. Tamam gel. Olan oldu tamam, eyvallah da. Of. Gidiyorum ben, tamam. Ben de geleyim mi? Hayır gelme. Bana bak, Derya'ya falan sakın bir şey söyleme. Tamam, benden duysun. Kol kolaydılar yani. Ha. Ya şu Ferdi biraz gergindi ama şey hiç, Zeynep gayet rahattı. Rahat, anladım. Baksana ne diyeceğim. Hı. Biz şu Ferdi'yi biraz rahatlatsak mı böyle bir? Ha? Yani dördümüz bir yemeğe gitsek mesela. Dördümüz. Evet, sen, ben, Zeynep, Ferdi. Aa, yani Ceyhun, ne bileyim ben... Yani aslında istemiyorum çünkü çok yorgun hissediyorum kendimi. Ha. Kızım hadi bir şey de benim için yap be. Olmaz mı? Ha? Bak, yeri mekanı sana bildireceğim. Şimdi kaçıyorum, benden haber bekle, tamam? Oh, iyi bak kendine. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?